bayanlarda da yani miyom, kist, orada asıl böyle havada durmuyor. Birçok kıl gibi ince yan kökleri var, soğan kökü gibi miyomun, kistin ve toksik madde üretiyor. Zehirli gaz, zehirli alkol üretiyor. İçerisinde bakteri var, virüs var, mantarla birlikte ne yapıyor? Miyomu kisti olan kişi diyor ki, miyom kist hamileliği önlemez. Önlüyor. Çünkü orada sıradan bir şey değil yani. Rastgele orada durmuyor. Çevreye toksik maddeyi yayıyor. Hamile kalsa bile bayan düşük yapmasına sebep oluyor. Bazı bayanlar da diyor ki, yani ben soruyorum, ya akıntınız var mı diyorum. Psikokulu akıntılar vesairesi. Ya akıntı her bayanda var, o normal olabilir. Öyle değil. Yani akıntı da çeşit çeşit ve bunu tetikleyen faktörler de farklı. Mesela vajinada, her bayanın vajinasında, rahminde efendim mantar olur vajinasında. Ama hangi mantar? Kandida mantarı mı, penisilin mantarı mı, aspergillus mantarı mı vesaire vesaire. 250 çeşit mantarın 250 çeşit de alt türü var. Yani çeyrek milyona yakın çeşit çeşit mantar türü var. Bunları yararlı ve zararlı bakteriler, mantarlar diye ayırabilir miyiz hocam? Mantarların hemen hemen hepsi tehlikelidir. Ama bir kısmı az tehlikeli, bir kısmı çok tehlikeli. Penisilin çok çok tehlikeli. Öldürebilir de. Kandida kansere sebep olabilir. Tehlikeli. Kandida mantarı. Çeşit çeşit. Hani mantar vatandaş önemsemiyor. Diyor ki ya mantar herkeste var. Öyle değil işte. Birisinde az zararlı olanı var. Çok çok az zararlı. Diğerisinde çok tehlikeli olanı var. Ama herkeste var diyor. Herkeste var ama onundaki mantar hangi yoğunlukta, hangisi ağırlıklı? Neler üretiyor? Evet. Çünkü mantar orada rahat durmuyor. Zehirli gaz üretiyor. Metan, bütan, heksan. Zehirli alkol üretiyor. Etil alkol, metil alkol, butil alkol. Zehirli hormonsu madde üretiyor. Penisilin, histamin vesaire. Birçok toksik madde üretiyor. Hamile kalsa bile bayan ne yapıyor? Düşük yapıyor. Nitekim Almanya'da ismi neydi bayanın? Safiyan. 3-4 defa düşük yapmış. Ya, doktoru diyor ki, kadın doktor, hiçbir şeyin yok. Yani oradaki mantarı önemsemiyor. Herkes de olabilir. Dedim ki mantarınız var mı? Ya işte herkeste olan bizde de var diyor. Dedim önce mantardan kurtulacaksın. Vajinasında mantar olan kişinin aynı zamanda bağırsaklarında da mantar var demek. Bağırsaktaki mantar vajinaya geçiyor. Bağırsaktaki mantardan kurtulmadıkça vajinadaki mantardan kurtulsa bile tekrar bağırsaktan bulaşıyor. Şu an çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında hanımlarımızı bilgilendirmek adına hocam. Elbette. Şimdi kesinlikle. Bağırsaktaki mantar vajinaya tekrar geçiyor. Vajinadaki mantara tedavi olmak çok kolay. Çay ağacı yağını damlatırsınız tampona. Günde iki defa fitil gibi kullanırsınız. Vajinadaki mantardan kurtulursunuz. Fakat bağırsaklarında kişinin mantar varsa tekrar vajinaya geçip o da üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller hamile kalsa bile düşük yapar. Bu nedenle birçok bayan düşük yapıyor. Üçüncü aylarda, dördüncü aylarda. Bu hanımefendi de düşük yapmış. Dedim ki mantar deyip geçmeyeceksin. Klase klase onlarda tehlikesine göre gruplara ayrılıyor. Birçok grubu var. Ondan kurtul ondan sonra. Biz onu özel yöntemlerle ne yaptık? İyileştirdik. Ondan sonra hamile kaldı ve doğum yaptı.